Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ocak ayı sizin için çok önemli ve güçlü bir ay. Yıla olumlu enerjilerle başlıyoruz. Güneş Oğlak burcunda olacak 20 Ocağa kadar. Dördüncü evinizde, özel yaşamınız, eviniz, yuvanızla ilgili alanda parlıyor olacak ve Mars 5'ine kadar Yay burcunda, 5'inden sonra ise Oğlak burcuna geçecek. Evet, üçüncü ev konularında ayın ilk günlerinde özellikle yakın çevre ilişkileri, işte kardeşler, akrabalar, komşular, onlarla iletişim, belki yolculuklar, ziyaretler, yani buralarda bir yoğun bir etki var, etkileşim var. 5 Ocak'tan itibaren enerjinizi daha özel yaşamınıza, ailenize, evinizle ilgili konulara odaklayabilirsiniz. Tam da bu alanda 11 Ocak'ta sizin için de önemli, etkili bir yeni ay doğacak. 20 derece Oğlak burcunda. Öncü bir yeni ay bu. Her yeni ay biliyorsunuz kendi içerisinde böyle bir yenilik, bir başlangıç enerjisi taşıyor. Sizin için yaşadığınız mekan, hani ev, ailevi alanlarda bir başlangıç getirebilir. Yer değişikliği, taşınma, evde yapılacak düzenlemeler, belki ev alma, satma gibi bir konu. Bir şeyi kiralamak, satmak olabilir, bir sözleşme olabilir. Ebeveynleriniz, annenizle, babanızla, aile büyükleriyle ilgili konuların biraz daha öne çıkması mümkün görünüyor. Bununla birlikte tabii ki evlenmek, yuva kurmak olabilir. Ama bazılarınız için boşanmak, ayrılmak, işte aileden ayrılmak, yeni bir düzen kurmak da çalışabilir. Bu da mümkündür. Genel olarak biraz hani özel yaşamı etkileyen bir yeni ay döngüsü bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın çok daha etkili, çok daha belirleyici olacağını söyleyebilirim. 11'i ile 25'i arasında yeni ay tesirleri hayatımızda şekillendirici olabilir. Gezegeniniz Venüs 23'üne kadar Yay burcunda, 23'ünden sonra Oğlak burcuna geçecek. 23'üne kadar aslında sizin için eğitim konuları, her türlü yolculuklar, seyahatler, komşu ilişkileri, kardeş bağlantıları, işte ticari ilişkiler, medya işleri, internet ve yayıncılıkla ilgili işlerde hareketli ve bereketli bir süreci gösteriyor. 23'ünden sonra ise daha çok şansı, bereketi biraz ev, aile, yuva konularında, emlak işlerinde falan daha rahat bulabilirsiniz ve aile ilişkileriniz biraz daha uzlaşma içerisinde olabilir. Merkür'ün de düzelmesi tabii ki bu alanlarda yardımcı olacak. Çünkü Merkür Aralık ayında biliyorsunuz gerilemişti. Oğlak burcunda, sonra Yay burcunda geriledi. Bu ayın başından itibaren düzelecek. 2 Ocak'ta önce Yay burcunda ileri dönüyor. 14'ünden sonra da Oğlak burcunda ileri dönecek. Eğer işte Aralık ayında böyle yarım kalmış bir şeyleriniz varsa, işte gitmek istediğiniz bir yere gidememişinizdir, bir seyahat işte iptal olmuştur, yarım kalmış bir eğitiminiz olabilir ya da yakınlarınız, işte komşularla, kardeşlerle bazı konularda ya da aileyle ilgili konularda böyle bir anlaşamadığınız, hani çözmeye çalıştığınız bir mevzu olabilir. Bu bir hukuksal konu olabilir. İşte emlakla ilgili bir konudur, aileye ait bir konudur örneğin. Hani bunları ele alıp çözmeniz, gerekli çözüm yollarını bulmanız, uzlaşmaya varmanız bu ay daha kolay görünüyor. Özellikle yeni ayın işte etkisiyle, Venüs'ün destekleriyle, düzelen Merkür'ün de etkisiyle ilerleyebilirsiniz. Çözüm yollarını bulabilirsiniz. Aileyle daha iyi anlaşabilirsiniz sevgili teraziler. 18-19 Ocak Merkür-Jüpiter üçgeni. Keyifli enerjiler var gökyüzünde. Özellikle böyle bir finans işidir, işte böyle bir emlak kiralanması, satılması ya da bununla ilgili bir anlaşmadır, sözleşmedir, kontrattır. Bunları yapabileceğiniz, fırsatlarla karşılaşabileceğiniz enerjiler var. Jüpiter'in de artık Boğa burcunda ileri harekete dönmesi parasal konularda şansınızı arttırıyor sevgili teraziler. Özellikle 26 Mayıs'a kadar olan dönemde hani kaynaklarınızda bir genişleme olabilir. Bu hani sizin çalışarak değil de belki işte eşten gelecek kaynaklar, miras gelirleri, kira gelirleri, hani bunun gibi dışarıdan gelebilir, kredi gelirleri. Yani buralarda daha rahat, biraz daha iyileşmeleri bekleyebilirsiniz. 20'sinden itibaren Güneş Kova burcuna geçiyor. 21'inde Plüto Kova burcuna geçiyor. Şimdi Plüto'nun tabii ki geçişi uzun vadeli bir etki. 2044'e kadar 20 yıl kalacak Plüto Kova burcunda. Hava elementine geçeceği için sizin için aslında rahatlatıcı ve güçlü bir destek bu. Uzun süredir 2008'den bu yana Oğlak burcundaki Plüto
özellikle siz terazileri de çok zorlamıştı. Yani ailevi konularda güçlü dönüşümlerle karşılaştığınız mücadeleler oldu. Kökten, duygusal anlamda biraz hani sizi en özel yaşamınız, en özel duygularınız anlamında çok baskıladı, burada zorladı. Ama şimdi Kova burcuna geçecek olan bir Plüto daha rahatlatıcı, daha özgürleştirici ve belki çok daha sizi güçlendirecek, ama destekleyerek güçlendirecek bir etki de getirmeye başlıyor. Bunu daha konuşacağız tabii ki, bu uzun süreli bir etki. 20'sinden itibaren Güneş'in de Kova burcuna geçecek olması, bu geçişte Plüto ile yapacak olması belki bazı ön etkilerini size verebilir. 5. evinize gelecek. Yani burada dönüşümler, hayatınızda olabilecek köklü etkiler, çocuklarınızla ilgili olabilir, aşk hayatınız, ilişkileriniz, sosyal yaşamınızla ilgili olabilir ve tabii ki kişisel yeteneklerinizin gelişimi, yaratıcı alanlarınız, hani biraz daha böyle dikkat çekip parlayıp başkaları tarafından fark edilebileceğiniz alanlarda olabilir sevgili teraziler. Ve 25 Ocak'ta Aslan Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay 11. evinizde parlayacak. 28 Ekim'deki Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasını da tetikliyor bu Dolunay aynı zamanda. Biraz daha böyle toplumsal alanlarda dikkat çekebileceğiniz, önemli başarılarla karşılaşabileceğiniz bir Dolunay. Her Dolunay'ın içinde böyle bir tamamlanma, bir farkındalık vardır, bir bitiş de vardır. Sosyal ilişkilerde, belki arkadaşlık ilişkilerinizde dikkat çekici durumlar olabilir. Özellikle hani bir arkadaşlığın bitmesi ya da sizin bir gruptan ayrılmanız olabileceği gibi yeni bir gruba dahil olmanız, yeni bir arkadaşlık. Yani sosyal çevrenizde bazı dönüşümler olması mümkün görünüyor. İşle ilgili, kariyerle ilgili attığınız adımların, yaptığınız çalışmaların maddi manevi getirilerini alabilirsiniz. Bir projeniz sonuçlanabilir. Bir başarı alabilir, alkış alabilirsiniz. Bunun sonucunda maddi bir ödül almanız, hatta belki mevkiinizde böyle bir kariyerinizde yükselme olması mümkün. Çünkü bu size biraz ün, şöhret, başarı da getirebilir. Sahnede olacağınız da bir dönemi işaret ediyor. Arkadaşlarınızla keyifli toplantılar yapmanız, davetlere katılmanız, buralarda ilginç, hani daha romantik karşılaşmaların olması, belki romantik teklifler almanız mümkün görünüyor. Para piyasaları gibi böyle spekülatif alanlarda, şansa ihtiyacınız olan alanlarda önemli etkiler de getirebilir. Tabii ki Jüpiter biraz riskleri de arttırıyor. Yani gereksiz özgüvenle, özellikle para konularında müsrif ve aşırı cömert olabileceğinizi unutmayın. Çok fazla riske girmemeye çalışın, ama eğlence için, keyif için biraz para harcayabilirsiniz bu dönemde. Ya da size parasal konularda sevdiğiniz kişilerin, arkadaşlarınızın, eşinizin güzel jestleri olabilir. Bu dönemde eğlenceli etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki bu dolunayın tesirleri artacaktır. Unutmayın sevgili teraziler. Ve ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak gibi gezegeniniz Venüs'ün Oğlak Burcu'ndan Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Keyifli bir açı, şanslı bir açı. Siz de bunu hissedebilirsiniz. Özellikle 4. ve 8. evinizde olacak bu açı. Kendinizi huzurlu ve güvende hissetmenize yardımcı olabilir. Sezgilerinizin güçlendiği bir dönem. Maddi anlamda da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Emlak almak isteyen, yatırım yapmak isteyen, işte bir kredi alabilirsiniz örneğin. Ya da size ait bir mülkünüz var, satmak istiyorsunuz, kiralamak istiyorsunuz, aileye ait bir mülk var, kentsel dönüşüm gibi, hani böyle bir yapılandırma içerisindesiniz. Bunlarla ilgili işte maddi destekler almanız, bunun böyle bir uzun vadeli bir etki altında bir yoluna girmesi, verimli sonuçlar almanız mümkün görünüyor. Ayın son günlerinde de bu anlamda daha iyimser, daha keyifli enerjilerle ayı tamamlayabiliriz sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.